oldunuz. Allah yedirsin hepinizi. Yedirmiyorlar. Evladı. Pastalan başlasana çiçek olur diyor. Şunu buraya koyalım şöyle. Ha? Şöyle koyalım. Yok. Evleri götürmüşler, evvel geldi de durdurmuyorlar burada gençler. Ha, tamam. Ama nasıl, iyi misin? Çok paralar versin Allah. Çocuğun deneyi kadar para versin. Ah, Allah razı olsun. Bak, hepinize Allah ömürler versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Bayramlarınızı, oruçlarınızı kabul etsin Allah'ım. Diye mi? Geldi. Olsun olsun. Biz yabancıyız. Şu olsun teyze. Çok geçen oğlum. Çok geçen, çok kazanın. Geçmiş olsun. Allah uzun ömür versin. Allah kabul etsin oruçlarınızı, bayramlarınızı. Cümlemizin. Allah muhalleyen. Oğlum herkesin yaşını ona geleceğiz. Ev yanlarının çocuğum çocuğu hanım ama. Vah, vah. Çok selam. Aleyküm selam. Onun da selamları var. He? Onu da alıp gelelim, olur. Çok yine gitmiş. Ufamı ini de yok gibi değil. O zaman da develer var tabii, tabii. Doğru. İni orada. Benim kızım oğlu var ufaka. Böyle dedim, nerede biliyorum ben. Bir aylık verdi, bir den aldım daha. He? Ayşe Uçar teyzemiz, şu anda Türkiye'de yaşayan en uzun ömürlü insan. Evet. 28 Temmuz tarihi itibariyle 112 yaşını bitirmiş. 113 yaşına girmiş durumda. 1907 doğumlu. Burada kızlarıyla beraber yaşıyorlar. Kızların Adile teyzemiz 92 yaşında. Diğer bir kızımız 89 yaşında, Meliha teyze. Gelinleri de var, 76 yaşında. Ben Ayşe Uçar teyzeyi sık sık ziyaret ediyorum. Şimdi de çok iyi gördüm, geçen son ziyaretime göre. Maşallahı var, bilinci yerinde, rahatlıkla konuşabiliyor. Tabii bu arada Muğla merkez olmak üzere Menteşe, Datça ve Ula en uzun ömürlü insanların bulunduğu yerler. Biz Türkiye'de iddia ediyoruz, yaş olarak da 90 üstünde en fazla nüfusa göre oran olarak bu yerleşim yerlerimizde. Muğla bir uzun ömür şehri. İnsanları hem doğanın hem Allah'ın verdiği nimetlerle genetik olarak da uzun ömürlü oluyorlar. 1907 doğumlu Ayşe teyzemizin bugün Muğla Fenerbahçeler Derneği olarak ziyaretine geldik. Kulübümüzün de kuruluş tarihiyle aynı doğumlu olan Ayşe teyzemizin sağlık durumuyla ilgili bilgilerini aldık. Biz Muğla Fenerbahçe olarak ve Muğla Fenerbahçeler Derneği olarak Ayşe teyzemizin sürekli her zaman yanında olacağımızı, bu yaştaki insanların kıymetini, değerini bileceğimizi, bunları ziyaret ederek ne kadar önemli olduklarını tekrar gösterdik. Ayşe teyzeye çok daha uzun ömürler diliyoruz. Kendisi bizim gönül vermiş olduğumuz takımımızla aynı yılında doğduğu için ayrı bir şans hissediyoruz kendisini. Buradan kulübümüzün başkanı Ali Koç'a da bir mesaj gönderelim o zaman. Ayşe teyzemiz 1907 doğumlu. Kendisinin de buralara geldiği zaman muhakkak Ayşe teyzeyi de ziyaret etmesini, bizler gibi onları sevindirmesini istiyoruz. Kulüp başkanımızın da bu konuda duyarlı olacağını biliyoruz. En yakın zamanda da kendisini buraya ziyarete geleceğinden eminiz. Anam 100 yaşına kadar odun etti. 100 yaşında belki. 100 yoksa 90'ları. Et odun odun ederdin, sarını gelirdin, bazı hayvan vardı, hayvanı sarığa gelirdin, tütün işlerdin, bahçe derdin, orak bıçağı. Yani aynı acı yer, yoğurt, köy yerinde yumurta,
her şeyi öyle bulduğumuzu bahçe ederiz bahçeden. Öyle elde uzaktan satın bir şey alıp yemeyiz. Ne bulsa ekmek, soğan elin alığı giderdi dağlara. Eşek yükü gibi kök sarına gelir, çapyana kök kazar. Ne bulursa diyir, soğan, acı biber hiç doymazdı. Acıyı çok mu yerdin? Acıyı çok yerdin. Bunların zaten sülalesi sağlanmış. Eskiden çift motor alacağınıza gardellerden bir kız alın yeter diyelermiş. Motor yerini geçermiş bununla. Akıl desen kendinden fazla bizimle dalga geçer, siz unutmuşsunuz der. Ben unutmadım bak diye geçenleri der. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen de helal et. Allah sağlık ömür versin. Her şeyi kolaylarsın. Her şeyin akıllı. Ama şimdi bir sürü durumları kaldı. Yakıt da çok tehlikeli. Var mı Emre? Emre'nin var mı?